Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Fenerbahçe kariyerimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde Avrupa'ya veda etmiştik. Artık lige daha sıkı tutunmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Şimdiki maçımız Trabzonspor'la büyük bir maç olacak. Ondan sonra Türkiye Kupası'nda Altın Ordu'yla bir rövanş maçımız var. Videoya başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Ve videoyu izledikten sonra videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın deyip hemen Trabzon maçına doğru ilerliyorum. Arezzo da bu arada antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 3 hafta kadar takımda yer alamayacak. Arezzo'nun yerine aslında şöyle bir yine bir hızlı seçim yapalım. Her hızlı seçim yaptığımda şunu yapmasa olmuyor sanki. Hemen bizim kendi kadromuza dönelim. Ugart Ömer'i oynatmak istemiyorum burada. Burada Mert'e devam edeceğim. Şans vermeye. Mert'i buraya alıştırmak istiyorum. Tiam sol kanatta yine kendi yerinde oynasın. Almada Ali ile değil Samatta ile başlayacağım. Neredesin Samatta? Samatta ile başlayalım. Valencia Ugarte yerine ya da Ugarte kalsın orada. Hadi bu maç oynasın. Ya da Ozan Tufan'ı tekrar alalım. Kadroya almadığımız Ömer Beyaz var. Ömer Beyaz'ı kadroda bir yer bulmaya çalışalım. Nazım'ın yerine Ömer'e Nazım değil de Gökhan ya da Gökhan kalsın hadi. Gökhan'ın yerine onu alalım. Perkas'ta bir sıkıntı var hala. Perkas'ı da bir kadroya alalım. Yusuf Yazıcı yerine. Ren yerine de Perkas'ı mı alsam diye, Perotti'yi mi alsam diye düşünüyorum. Evet, Ren yerine Perotti'yi alacağım. Perotti'ye şans verebiliriz. Aslında Perotti ile mi başlasak? Perotti ile başlayalım yine. Evet, bu şekilde maça başlayalım. Evet, oyuncuları gazladık, basına atladık ve maça başlıyoruz. Maça biz başladık. Bakalım maçın başlarında bir gol bulursak güzel olur bizim için. Her şey daha kolay olur. Evet, bir ataktaydık. Tekrar devam edeceğiz atağımıza. Valencia out. İyi kontrol edemedi topu. Evet, şu an bir orta alan mücadelesi oluyordu. Taçtan bakalım pozisyon yaratabileceğiz. Ozan'ın ortası ve güzel bir gol. Samat da attı. 13. golünü atıyor. Çok güzel bir voleyle attı golü. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 13. Trabzonspor ligde ikinci bu arada. Biz de şu an 5 ya da 6. sıradayız sanırım. Bu maçtan 3 puanla ayrılmamız gerekiyor. Hadi Samatta vurdu, çok güzel. İkinci golünü attı. Hem takımının hem kendisinin ikinci golünü atıyor. 2-0 öndeyiz. Dakika 16. Güzel oldu bu. Maça hızlı başladık. Alın onu, alın onu. Bravo, bravo. Güzel. Samatta yine aldı. Yakaladı o topu. Yakaladı ama korner. Uğurcan çıktı ve aldı kornerden topu. Evet, maç bu şekilde biterse üçüncülüğe kadar yükseliyoruz. Haydi bakalım. Galibiyetle ayrılacağız bu maçtan. Alın onu, kapatın. Güzel, bravo. Ah Samat da kaptırma orada ya. En tehlikeli toplar tam hata çıkarken kaptırdığımız toplar oluyor. Evet, dakika 36 oldu. Durum hala 2-0. Bu hatayı savuşturmamız lazım. Evet, güzel oldu bu. Bravo Samatta. Yardıma gelin. Hadi at, içeri aç ya. Bravo Valencia. Topu kaptık orada.
Şimdi atağa çıkıyoruz. Belotti ver pasını. Çok güzel pas. Ah Samat da dışarı vurdu. Hat-trick yapma şansını kaçırdı. Bir daha gelecek mi ona? Gelmedi. Evet bizde o top. Oleg nereye atıyorsun ya? Ozan, Valencia, Samat da vurdu. Direkten döndü. Direkten döndü. Valencia olmadı. Evet ilk yarının son anlarına girdik. Uzatmalar oynanıyor. Evet ilk yarı bitti. Hemen performansınızdan memnunum çocuklar. Devam edin. Saldırın. Sizden goller bekliyorum. Hadi beyler alın o topu. Orada basın alın işte ya. Oraya kadar gelmesin ha. Dikkat. Bravo. Hadi Valencia. Çok güzel pas. Samat da hat-trick'ini yapıyor. 3-0 oldu. Samat da hat-trick'ini yapıyor. Almada'nın bu maç performansı biraz düşük gördüm. Onu bir değişiklik yapabiliriz onu. Evet, dakika 60 gibi değişiklik olayına bir girişelim bakalım. Perotti kötü. Almada yerine bir Ömer Beyaz'ı alalım oyuna. Perotti'nin yerine Tiam'ı alalım. Ferdi'yi oynatamıyorum bayağıdır. Perkas'ı oynatamıyorum. Valencia'nın performansı 7.30. Valencia değil. Biraz daha bekleyelim. Belki Perkas'ı alırız oyuna. Şöyle 70'te. Valencia yerine artık Perkas'ı oyuna bir alalım bakalım. Perkas'a şans vermem lazım. Bu arada bir bug oluştu burada. Bunlar kim? Siz kimsiniz? Perkas'ı oynatmak istiyorum. Allah Allah adamlar çıplak. Tisserand'la bulduk golü 4-0 oldu. Trabzonspor'un bazı oyuncuları çıplak görünüyor. Çok ilginç. Bravo. Mert aç oraya. Güzel. Samat da vuramadı. İlk defa böyle bir şey görüyorum ya. Oyuncular çok acayip değil mi? Mert bu arada bayağı bir yorulmuş görünüyor. Neyse ki 4-5 dakika bir şey kaldı maçın bitişine. Samat da olmadı. Dışarı vurdu. Evet maçta uzatma anlarına gelmek üzereyiz. Durum 4-0. Bu maçtan da güzel bir galibiyetle ayrılıyoruz. Elkaz, Armini, Uğurcan iki hamlede topun kontrolünü sağladı. Evet maç 4-0 sona erdi. Güzel bir galibiyet oldu bizim için. Güzel galibiyet çocuklar, aferin diyelim. Yolumuza devam edelim. Evet basına da şöyle çok mutluyuz falan filan. Evet ligde 3. sıraya yükseldik. Ama Başakşehir'le hala puan farkımız aynı. Olsun sorun değil. Onlar da elbet yenilecekler. Şimdi bir sonraki maçımız Altın Ordu'yla bir önceki maçın rövanşı. Yine rotasyonluk bir maç. Rotasyona gideceğiz.
basın toplantısını geçiyorum. Maça doğru ilerlemeye devam ediyorum. Bir önceki maçın verdiği rahatlıkla Altın Ordu maçına tam rotasyonla çıkmayı planlıyorum. Birbirine alışık olmayan dağınık bir futbolcu grubuyla maça çıkacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Herhalde yenilmeyiz diye düşünüyorum. Schalke'den bir iş teklifi aldık bu arada. Schalke'nin durumu Bundesliga'da kötü durumdalar. Şu an için Schalke maalesef sizinle görüşemem. Şu an Real Madrid dahi olsanız sizinle görüşemem. Kusura bakmayın. Çünkü bizim burada bir misyonumuz var. Bu misyonu tamamlamadan gitmeyeceğiz buradan. Seni göndermeye niyetim yok Deniz'cim. Ya Deniz hadi git ya. Küfür ettirme bana şimdi. Oynatacağım şimdi seni bak. Deniz'i de 10 milyon üzeri bir teklife satabilirim. Bence. Evet, maç öncesi toplantıları geçiyorum. Maça doğru ilerlemeye çalışıyorum. Bu maçta forvette Ali Akman'a yer vereceğim. Bakalım bu şansı nasıl değerlendirecek. Wolfsburg da bizle görüşmek istiyormuş. Kusura bakmayın Wolfsburg'cum. Evet, taktik toplantısına geldik. Şimdi şöyle bir hızlı seçim bir yapalım. Bak yine Armini'yi buraya koyduk. Oynatmayacağım abi burada Armini'yi ben. Allah Allah. Tisserand'ı çıkartalım. Gürkan'ı aldık. Sağ kanatta Renier oynasın. Solda Perotti oynasın. Ali Akman forvette oynasın. Neredesin? Ömer Beyaz. Ömer Beyaz'ı buraya koymuş. Ömer'i burada oynatacağım. Ha Deniz'i oynatacaktık ya. Deniz'i unuttuk yine bak. Deniz Türüç'üm. Gel canım. Renier'in yerine sen oyna hadi bu maç. Valencia'yı kadrodan çıkaralım. Burada Yusuf Yazıcı ile başlayalım. Mert gel bakalım. Mert'i de Almada'nın yerine alalım. Ugarte yerine Oğuz Kağan'la başlayalım. Pelkas'ı bir kadroya alalım. Pelkas. Kimin yerine alacağız Pelkas'ı? Gökhan Gönül'ün yerine alalım. Pelkas'ın en iyi oynadığı yer forvet arkası değil mi? Evet. Evet, Dorukhan var. Dorukhan'ı da ya Mert'i nasıl olsa oynatıyoruz şeyde ligde. Kaleye Berke'yi alalım. Sol kanatta da oynatacağımız Oleg'den başka bir Caner var herhalde ya. Caner Erkin'in yaşı da 33. Bu adamı da satamayacağız. Gerçi sezon sonu bitiyor galiba sözleşmesi. Evet bu sezon sonu bitiyor. Gider o ya. Satamayız nasıl olsa. Hadi şu maçta bir oynatalım bakalım. Evet ilk maçı 5-1 kazanmıştık. Bu maça rahat çıkıyoruz. Kötü bir sonuçta ayrılmayız diye düşünüyorum.
Gürkan Başkan'ı her maçta oynatmaya başladık. Onun üzerine çok yükleniyoruz gibi sanki. Ama şu an defans... Hadi Ali. Defans için fazla bir rotasyon şansımız yok. Bir penaltı oldu. Perotti kullanacak penaltıyı. Bravo Perotti. 1-0 öne geçtik. Ömer'le şimdi atağa kalkıyoruz. Yusuf. Yusuf vurdu. Üst direkten döndü. Tekrar Ömer kazandı. Caner Perotti. Güzel orta gelir mi? Gelmedi. Ömer orta. Gürkan atıyor golü. Gürkan da ilk golünü atıyor. Gürkan Başkan. Hadi beyler alın o topu. Bravo Gürkan. Güzel. Ömer'le şimdi tekrar atağa çıkıyoruz. Ömer bekletmeden Ali'ye verdi. Ali vurdu kaleci. Tekrar Ömer. Deniz şut. Yandan out. Ömer güzel performans sergiliyor. Bu maçta daha henüz 22 dakika olmasına rağmen bayağı dikkat çekici işler yapıyor. Kapatın önünü. Bravo Berke. Güzel. Yusuf'la kazandık topu. Ali kaleci çıkarttı. Alın onu. Güzel. Dışarı vurdu. Evet, Yusuf'la atağa kalkıyoruz. Yusuf Ali'ye verdi. Ali, Deniz acele etme Deniz. Yusuf'tan Perotti'ye geldi. Orta gelir mi oradan? Perotti Yusuf'a tekrar. Caner. Tekrar Yusuf. Ömer vurdu kaleci. Korner. Ömer'den bir şut yandan out. Evet, ilk yarıyı 2-0 önde kapatıyoruz. Maçın gidişatından memnun olduğumuzu belirtip ikinci yarıya başlıyoruz hemen. Şu saatten sonra artık iş formaliteye döndü. Evet, Armin'i. Güzel orta Ali Akman'ın golüyle 3-0 oldu. Güzel bir kafa golü Ali Akman'dan.
Yusuf şutunu çekti ama defanstan döndü. Evet, topu kaptırdık. Atağa çıkıyor Altın Ordu. Gürkan Başkan güzel bir müdahale. Ali Akman'a geçmedi top. Evet, oyunun kontrolünü Altın Ordu aldı gibi duruyor. Bu dakikalarda. Evet, çok acayip bir gol kaçırdılar. Bravo Lemos. Yusuf'tan bir faul. Hiç serbest vuruş kullanacaklar. Biz de bu arada bir değişikliğe gidelim. Perotti yerine Thiam'ı alalım. Pelkas'la Ömer'i değiştirelim ve Ferdi'yi bir oyun alalım. Bayağıdır oynatmıyoruz Ferdi'yi. Ferdi Ali'yi olmadı. Evet, dakika 76, 3-0 öndeyiz. Bu turu da atlamış olduk. Maçta son anlar, Altın Ordu korner kullanıyor. Kafa vuruşu üstten out. Evet, uzatma dakikalarına girdik. Maç bitmek üzere. Bir serbest vuruş. Pelkas, Gürkan vurdu ama üstten çıktı. Maç bitmek üzere. Son atak olur mu bakalım. Olmadı. Evet, 3-0 kazandık. Bir üst tura çıktık Türkiye Kupası'nda. Şimdi Adana Spor'la bir lig maçımız var. O maça doğru ilerleyelim bakalım. Hemen şu mesajları. Bu arada Armini sakatlandı. Bu kötü oldu. 2-3 hafta. Güzel olmadı bu. Gürkan çok iyi oynadı gerçekten. Asistanı gönderelim. Devam edelim. Adana Demirspor ligin dibinde. Ligin sonuncu takımı. Henüz 3 puanı var. Bakalım bizim maçımızda bize bilenecekler mi? Genelde bu sezon öyle oldu. Alttaki takımlar hep bize bilendi ve kötü sonuçlar aldık. Ama takım biraz performansını artık sergilemeye başladı gibi duruyor. Gerçi geçen sezondan, hep söylüyorum, geçen sezondan çok bir farkımız yoktu. Bu arada Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'la eşleştik. Evet, Sangare forma giyeceksin şimdi bir, merak etme. Evet, Adana Demirspor maçına yaklaştık iyice. Muhammed Gümüşkaya. Seni de değerlendiremiyoruz be Muhammed. Senin potansiyelin neymiş? 120 aslında çok da bir şey değil. Ama profili biraz düşmeye başladı. Değerlendirsek iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Dorukhan'la bir konuşalım bakalım. Evet, sana vereceğim bu süreyi. Ya arkadaşlar, işte bu yüzden geniş bir kadro istemiyorum ya. Herkes bir havalarda, herkes ilk 11 oynayacağını düşünüyor. Evet, taktik toplantımıza gelelim.
Şöyle bir hızlı seçim diyelim. Tisserand, Lemos, Sabek, Ozan mı? Abi saçmalamayın ya. Bu asistan menajere uyuz oldum ya. Nazım gel canım. Ömer değil burada Mert'i oynatmak istiyorum yine. Solda yine Perotti ile başlayacağım. Valencia, Sangare, Lemos. Hadi Lemos çıksın. Bu maç şey dinlensin biraz. Gürkan Başkan. Dorukhan. Çok tantana yaptın. Gel bakayım. Renier'in yerine gir. Hadi oyna. İlk 11 başla. Göster kendini. Başka ilk 11 alacağımız. Pelkas var ama. Pelkas, Deniz. Ozan, Ömer, Ferdi. Of. Şu seçim olayına uyuz oluyorum ya. Evet, basını da atlattık ve maça başlıyoruz. Adana Demirspor maça başladı. Güzel bir sonuçla bu maçtan ayrılmamız gerekiyor. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Mert gitti ama pas hatası yapıyor. Valencia ile şimdi ilerliyoruz. Sangare açamadı ortayı. Korner olması lazım. Hakem VAR'a gidiyor. Penaltı mı çıkacak bakalım. Penaltı çıkarsa iyi olur 4. dakikada. Atabilirsek eğer. Bakıyoruz. Penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. Perotti mi kullanıyor? Evet, Perotti kullanıyor. Atamadı. Kaçırdı. Galiba ilk defa kaçırdı. Hadi oğlum, güzel orta. Açıl oraya. Hah, yap şimdi oradan ortanı. Mert çekmedi. Güzel şutları olurdu oradan onun. Valencia vuramadı. Evet, Dorukhan'la kazandık tekrar topu. Tekrar atağa çıkmaya çalışacağız. Bravo Nazım. Ah, güzel. Güzel Altay. Haydi. Olmadı. Evet, birçok atak yapıyoruz ama bir türlü golü atmayı başaramadık. Tarık Çamdağ, sen hala futbolda mısın ya? Hadi Samatta, bravo. İşte 1-0 öne geçiyoruz Samatta'yla. Golcü Samatta bu maçı da boş geçmiyor. Bu adamı nasıl sapacağız ya? Kıyamayacağım herhalde. Mert vur oğlum. Ah, kimse dokunamadı orada. Samatta'yı güzel fiyata satmamız lazım. Arkasından gelen Arezzo ve Ali Akman var. İkisi de iyi futbolcu. O yüzden Samatta'yı göndermek istiyorum. Bir de maliyeti bayağı yüksekti diye hatırlıyorum. Hadi Samatta. Haydi. Bravo. 2-0 oldu. Kendinin ve takımının ikinci golünü attı Samatta. Lemos'tan garip bir geri pas. Hadi Mert. Valencia vurdu ama çok zayıf bir şuttu. Kapatın önünü.
Evet, Mert Valencia'ya verdi. Valencia vurdu. Defanstan döndü. Oleg'den kötü bir şut. Evet, ilk yarıyı 2-0 önde bitiriyoruz. Soyunma odasında şu ana kadar iyi oynadınız ama daha iyisini yapabilirsiniz beyler diyerek ikinci yarıya başlıyoruz. Güzel kafa gelir mi? Olmadı. Kaleci çıkarttı. Kontrayı yemememiz lazım. Bravo Dorukhan. Perotti'nin performansı çok düşük bu arada. Penaltı kaçırmak ona yaramadı gibi duruyor. Hadi Samat'ta 3 gelir mi? Vurdu kaleci. Dorukhan aldı topu. Orta açabilecek mi bakalım. Kaptırdık. Bravo Nazım. Nazım'ın da performansı kötü. Ama onu oyundan çıkartmayacağım. Biraz ilk 11 kondisyonu sağlasın. Penaltı gelir mi acaba? Bence geldi. Hakem VAR'a dahi gitmiyor gibi duruyor. VAR'dan teyit alındı. Perotti bu sefer kaçırma. Samat da attı bu sefer golü. Penaltıyı. Samat da hat-trick yaptı bu maçta da. Evet, dakika 62. Benim oyuncu değişikliği zamanım geldi. Perotti'yi çıkartıyorum. Yerine Mamet Thiam'ı alıyorum oyuna. Alma da 7.2. Valencia 6.8 ile oynuyor. Valencia'nın yerine de Yusuf Yazıcı'yı oyuna almak istiyorum. Bu şekilde devam edelim. Bu arada Samat da 4. golünü attı. Golü kaçırdık. 4-0 öndeyiz. Güzel oldu. Evet, Almada'nın yerine de Ömer'i alalım ya. Ömer. Ömer Beyaz, gel bakalım. Delikanlı. Almada Tiam vurdu kaleci. Evet, Altay kolayca kontrol etti topu. Dakika 74, 4-0 öndeyiz. Adana Demirspor karşısında. Bravo Altay. Hadi 5 gelir mi Tiam? Ah, kaptırdık yine topu. Bravo Oleg. Araya girdi ve aldı. Samat da tekrar alıyor topu. Samat da vurdu. 5. gol. Kendisinin ve takımının 5. golünü atıyor. Samat da bugün şov yapıyor. Gol şov yapıyor. Evet, kötü bir foul. Mert'e direkt kırmızı kart. Adana Demirspor'a. Evet, Nazım, Dorukhan, Mert, Ömer. Bir daha Mert. Tiam vuracak mı? Vurmadı. Kaptırdık topu. Şimdi Yusuf'la hata çıkıyoruz. Sangare Yusuf vurdu. Kaleciden döndü. Ömer. Lemos vurdu kafayı ve 6-0 oldu durum. Lemos'un golüyle 6-0 öne geçiyoruz. Bugün gol yollarında çok iyiyiz. Evet, 3 dakika uzatma verdi hakem. Ömer ortasını açtı. Lemos vurdu kaleciye.
Evet ve maçı 6-0 kazanıyoruz. Çok güzel bir galibiyet. Bol gollü bir galibiyet. Gol yollarında çok iyiydik bu maçta. Hemen basını konuştuk. Ve ilerliyoruz. Hemen ligdeki duruma bir bakmak istiyorum. Ligde ne durumdayız? Şimdi şunları bir geçelim. Hatta Samat'ta'yı övmeden geçemeyiz. Samat'ta çok iyiydin. Bravo. Pardon. Evet, maç sonu asistanı gönderelim. Şimdi ligdeki bir durumumuza bakalım. Üçüncü sıradayız yine. Başakşehir hala aynıyız. Puan farkımız. Onların bir maç eksiği olmasına rağmen 10. Alanya Spor'la aramızda 3 puan fark var. Onların da bir maçı eksik. Evet, kötü gitmiyoruz aslında. Toparlamaya başladık. Samat'ta 18 golle ligde gol krallığında zirvede. En yakın takipçisi 10 gol. Altay Bayındır 8 maç gol yememiş. Çok iyi gidiyoruz. Hemen kadromuza bir dönelim. Bu arada Samat'ın değeri ne oldu? 8.25 milyon euroya çıktı. İzleyen falan da yok. Geçen sezonu geçecek gibi duruyor sanki. Bakalım satabiliriz onu ya. İyi bir fiyata satabiliriz. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.